Paşalarım, paşalarım. Çok size dokunuyor biliyorsunuz ama hala içiyorsunuz. Nemik bacım, canım torunum benim. Ben çayı içmeyeyim de kimler içsin? Bu buz gibi saraya tıktılar bizi. İslam alemini başsız bıraktılar, yetim ettiler. Neyse sen beni dert etme. Ayrıca ben senin paşa deden değil, padişah dedenim. Yaramaz çocuk seni. Ama hala çay içiyorsunuz Abdülhamit Zorba. İçmeyin. İçmeyin, ağlatmakmışsınız beni. Tansiyonunuz yükselecek. Ama koşu karim. Şurbanızı içmemişsiniz ya. Açlıktan hasta olacaksınız canım. Bakın. Bak sizi padişah dedenine şikayet ederim. Taifin rüzgarlarında boğdurum sizi de aklınız başınıza gelir. Ondan da kız rahat bırak. Aklı bir karış ama da yakında düğünü var. Ama padişah efendi sen de çorbanı içmemişsin. Başı bile hasta mı olacaksın dede torun? Olmaz hocam lütfen ama. Çorbanı iç! Çabuk çorbanı iç! Baş olun hocam ne doğru bu bacı kafayla afiyet. Ama hala şey içiyorsunuz. Sen işe söyle çorba iç! Bu elimdeki bıçağa bakın vallahi bu bıçağı alır padişah padişah dinleme kurtlarınızı keselim alı valla. O sorba bir teşek. Daha iki kaşarı sorba daha var. Mutmak da kaynıyor. Eyvah. Ayır dibi tutmasın sorbaların. Hemen mutfağa gideyim de kep çayını karıştırayım. Maşallah hocam çok korkuyorum odanızdan. Bir gün bizi harra öldürecek. Namikacığım, canım, kızım, torunum benim. Bacı kalsa manyak da ruh hastasıdır ama altın gibi bir kalbi vardır. 33 yıl boyunca sarayda hep yanımdaydı, onun pişirdiği çorbalarla büyüdüm. Aman geliyor, geliyor, çabuk çorbayı içmeye başlayalım. Ne olur ne olmaz kızım benim. Ah dede, çorbalar da çok lezzetli olmuş insan içtikçe. İçmek istiyor. Aa, o da ne? Kapı çalıyor galiba dadı. Gidip ver bak. Kimmiş, ne istermiş? Yemek isteyen bir fukaraysa karnını doyur. Devrikte olsak Osmanlı padişahı fakiri aç konuş devirtmeyelim. Düşmanımız kafirleri, Rusları, İngilizleri, Amerikalıları, Fransızları, İtalyanları, Estonyalıları, Finlandiyalıları, İrlandalıları, İskoçları, Yunanlıları sevindirmeyelim. Erkek yalış ayın! Siz de kimsiniz? Böyle destursuz, selamsız buraya nasıl girersiniz? Ben Enver, bu Talat, bu Cemal, bu da İsmet, değil mi İsmet? Ama elinizdeki şarap şişeleri de nedir? Başınıza taktığınız bu tuhaf takkeler de nedir? Elimizdeki şarap şişeleridir. Artık özgürlük geldi, hürriyet geldi memlekete. Bu başımıza taktığımız takkelere de şapka denir. Değil mi İsmet? Söyleyin. Ne derdiniz var benden? Ne istiyorsunuz? Siz de şapka giyeceksiniz. Siz de bizim gibi modern olacaksınız. Bakın, alt asır sizlere adaletli davrandık. İnancınız adetlerinize kazerre karışmadık. Kiliseye sinagoga gittiniz. Analarınızla bile dina ettiniz. Sabahlara kadar şarap zıpkınlandınız. LGBT'lerde parti üstüne parti verdiniz. Hiç karışmadık. Bunlar da böyle ne yapalım artık dedik. Ama siz de bize karışmayınız. Bırakınız da Müslümanlar da Müslüman gibi yaşasınlar. Yuh. Neyse duymamazlıktan gelelim. Yetmez. Siz de modern olacaksınız. Şu kafamdaki sarık yerine bana bu Yahudi takkesini giydiremezsiniz. Paşalarım tabii ki giymeyin bu Yahudi takkesini, ölürüz daha iyi. Emika Sultan, sen de başındaki türbanı çıkaracaksın. Aksi takdirde seni artık mektebe sokmayacağız. Hayır, hayır.
ama sanki saraydan çıkma iznin var da buradan mektebe gideceksin drama kraliçesi. Dadı sen de bize çorba getir, şaraba meze edelim, içemez kıyıldı, değil mi İsmet? Size çorba morba yok, defolun girin padişah zettilik kurağında. Tamam ya, sanki biz de senin çorbana çok meraklıydık. Ne? Benim çorbam çok mu kötü de çorbama meraklı değilsiniz? Bacı Kalfa, kendine gel, indir o uçağı. Öldürürüm lan hepinizi, hepinizin gırtlağını keselim. Allah! Zabı, zabıcığım, vurdunuz zabını. Doğru, zabıcığım, zabıyı vurdular. Bacı Kalfa'dan ne istediniz? Nefsi müdafaydı. Herkes gördü. İsmet Paşa da mecburen vurdu Bacı Kalfa'yı. Bacı Kalfa bir şeyler demeye çalışıyor susun. Şorbayı içmeyi unutmayın. Bacı Kalfa bırakma bizi. Hakkını helal et. Ver elini öpeyim. İşte şunlar şikayet etmez. Bu da benden sana şunlar şikayet olsun. Çünkü 30 yıl tek karış toprak vermeden bu imparatorluğu idare ettin. Yahu padişahım, Bacı Kalfa'yı da tek karış toprak vermedim diye kandırmışsın ya. Ne diyeyim ben sana? Yahu imparatorluğun 4/3 el aleme dağıttın be. Aman neyse, yürü, dadıyı vurduk. Seni de asacağız, başına da şapka takacağız. Şuraya da seni astırdığımıza dair vesikayı da imzalayalım. İsmet, sen de imzala. Arkadaşlar, bu belgeyi kareli defter kağıdında kurşun kalemle tevsik edelim de ileride bulunduğunda böyle vesika mı olur, sahte bu desinler. Şimdi ise vesika sorduklarında yine bunu çıkarır gösteririz. Elimizden cavınlar vardı deriz. Maaştan kesme cezası filan vermesinler durduk yere. Hem daha durun siz, alfabeyi de değiştirip herkese Latince konuşturtacağız. Sonraki nesiller de vesikayı okuyamayacak zaten. Aha, ben de atayım imzamı, vesikayı da şu gramofonun içine saklayayım da kimse bulamasın. Bulsa bile güneşten uzak olduğu için hiç sararmasın ki bu kağıt daha yeni. Sahte bu evrak desinler. Böyle de şeytanız değil mi arkadaşlar? Aa, kapının yanındaki piyanoyu yeni fark ettim. Padişahım, ölmeden önce bir parça dinlemek ister misiniz? Müzik haramdır. Şeytan işidir. Gavur icadıdır. Ayıp ama. Madem öyle, ne diye odana koydurdun ki sen bunu? Ay, götürüp asın şunu ya. Cemal Paşa, ben çok yoruldum. Ben şöyle birkaç kadeh şarap içerken şayet mümkünse siz de bir numaralı gnos yeni çalın. Biraz kafamı dinleyeyim. Thank you.
لقد سافرت كثيرا حتى الآن. ما هو الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي شهدته؟ تناول الشرب بجميع اللغات، باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية إلى آخره، لكنها مشروبة فحسب اللغة التركية. لهذا السبب وقعت في حب الدولة العثمانية. أراك العين القديمة يا أخي. بالسلامة.